gençlerle baş başa programın ismi de şimdi yani. Evet efendim. Alifuat hatırladım Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onun, o çok güzel kitabı vardı Gençlerle Baş Başa diye. Orada bir anekdotu var program hatta kitaba başlangıç cümlelerinden iki tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki çalış genç kardeşim çalış. Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir diyor. Bir de gerçekten de hiç unutmamamız gereken, benim de yıllar yılı hatırladığım bir cümlesi var Başkili'n orada gençlerle baş başa kitabında diyor ki gençliğinizi eğlenerek geçirirseniz ihtiyarlığınızı da ağlayarak geçirirsiniz. Hmm. Evet, önemli bir cümle. Evet eğlenmek hayattan alabileceğiniz bir takım zevkleri, neşvi nemaları elde etmek hepimizin hoşuna giden, bize mutluluk veren şeyler olabilir ama bunu dengeli yapmak lazım. İnsan hayatını belli bir denge içerisinde sürdürürken mutlaka her dönemde de çalışmalı. Benim 10 e, koyun hikayesi de bununla iç içedir. Önce ailemin zenginliği ile ilgili bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok zengindi babam. Nasıl zengindi? İşte ahırında on iki tane koyunu vardı, iki tane sığır vardı. E, ama zannederdiniz ki konuştuğunuz zaman bütün dünya bu adamın herhalde. Yani yarın kalkacak bütün dünyayı dağıtacak herkese böyle bir hali vardı. Evet. Veririz, yaparız Allah'ın izniyle filan derdi. Ya onunla konuşan köy ağası zannederdi onu. Yani sürüleri var filan gibi. Çünkü sahip olduğu az şeyin bile çok olduğunun farkındaydı. Hı -hı. Bu çok önemlidir. Mesela hiçbir şeyi olmasa dahi çok sağlıklı bir adam dünyanın en zengini olduğunu düşünebilir. Çünkü evet. zenginlerin parayla alamayacağı bir takım şeylere sahiptir, özelliklere sahiptir. Ya Sabancı'nın Allah rahmet eylesin, Aynen. Sakıp Sabancı'nın e, oğlu için söylediği cümleyi unutmuyorum. Yani evet, ayakkabı fabrikalarım var ama oğluma ayakkabı giydiremiyorum. Anlamına gelen bir sözü vardı. Onun için zenginliğin tanımını bir yapmak lazım. Zenginlik nedir diye değer koyarak yapmak lazım. Mesela sağlığın değeri parayla ne kadardır? Şimdi parası çok olup da sağlığında sıkıntısı olan adamın ne kadarlık bir değeri kaybolmuştur gibi. Hı hı. Babam bu anlamda iki zenginlik özelliğinden söz ederdi. Derdi ki bu ikisi yoksa kul fakirdir. Birisi imandır derdi. Dünyanın en büyük, kainatın en büyük zenginliği yani yaratılmış gelmiş dünyada yaşıyor ama yaratanını bilmiyor, takdir etmiyor. Hayalinin o beyti gibi hani. Cihan ara cihan içredir arayı, arayı bilmezler. bilmezler Ol mahiler ki derya içredir deryayı evet. bilmezler Dedi ki babam e, divanları ezbere okurdu. Yani evet. Niyazi Mısri'nin bütün şiirlerini ezbere okuyan bir adamdı Yunus Emre'ydi. Onun için böyle divanlardan beyitlerden de örnekler verirdi. Denizde olacak ya da tarlada mesela e, köstebek olacak derdi. Tarlayı kazacak ama tarlayı bilmeyecek. İnsan böyle değil ki. İnsan varlığını bilecek, yaratıldığını, nereden geldiğini, nereye gittiğini bu imandır. La ilahe illallah diyecek. Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün kainatı ve beni o yaratmıştır. İşte bu iman cümlesi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek kainatın en büyük zenginliğidir derdi. Yani buna, buna sahip olmayan adam ne yoksul adamdır, ne fakir adamdır derdi. İkincisi de ikinci büyük zenginlik de sağlık. Eli ayağı düzgün, kimseye muhtaç değil. Hani el avuca bırakma Rabbim diye dua eder genellikle insanlar. Kimsenin merhametine muhtaç değil. Son anına kadar rahat ve sağlıklı bir şekilde yaşıyor. İkinci zenginliği de tamamlamıştır. Mala mülke gelince onların sahibi Allah'tır. Allah isteyene verir, istediğinden alır derdi. Dolayısıyla bir defa o zenginliğin ortaya çıktığı felsefe burası. Evet. Bunu kaçırırsak On koyunu neden verdiğini anlayamayız. Yani neden vazgeçtiğini, bütün bir sermayesini bir anda bir okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere neden verdiğini anlayamaz, anlayamayız. Burası fevkalade önemli. Onun için bu zenginlikle alakalı meseleyle dedim başlayayım. O kadar çok da söylediğiyle ya da inandığıyla özdeş yaşadı ki, ölümünde bile kimseye muhtaç olmadı. Yani, öldüğünde bile birisi kucağını alıp can çekişmesine şahit olmadı. Yani kucağında taşıyarak onun yükünü çekmedi. Derdi ki beni kimseye muhtaç etme ölümümde bile Rabbim. Aynen benim vaziyetimde abdest alıp oturduğu şekliyle ruhunu teslim etti böyle başını dayamış vaziyet. Annem gelmiş hacı uyudun demiş kalk namaz vakti geçiyor abdest almış camiye gidecek bir de fahri imamlık yapıyor. Hmm. i̇mam yok onun yerine namaz kıldıracak. Babam kalkmamış annem bir daha Hacı bak demiş abdestin kaç, bir daha abdestini yenile cemaat bekliyor. Bakmış ki hacı da ses yok. Dokununca bakıyor ki babam yok, babam ruhunu teslim etmiş. Ya ölümü bile kimseye sıkıntı olmadı. Cenazesine gittim ben, kar yağmış, soğuk bir hava. Aklıma geldi, dedim ki acaba yarın defnedilirken insanlar üşürse babamın duası kabul olunmuş olmayacak mı? Rabbim ölümüm dahi kimseye sıkıntı yaşatmasın diye dua ederdi. Ertesi gün gömlekle ettim babamı. Yani hava öyle açtı ve ısındı. Ve de, definden sonra bütün oradaki insanların hepsi şahittir buna. Definden sonra hava kapandı. Buz gibi bir havaya döndü. Allah onun definine kadar, defin sonrasına kadar hatta havayı açtı ve gömlek katına, ceketimi de çıkardım. Kabrine böyle indirdim. İşte böyle zengindi. Ondan Hı. daha zengin adam onun için yoktu. Ee, on koyuna gelince, tabi e, tabii anlattığımla e, biraz uzun ama şöyle kısa bir özetleyeyim ben. E, ortaokul 2'de boyacılık yaptım. 2 e, ay kadar boyacılık yaptım. Çünkü çalışayım. Fırsat buldukça çalışayım. Babam bu kadar gayretli, bu kadar çalışkan, bu kadar vefakar, bu kadar cömert. Hmm. E, ben de bir şeyler yapayım. Yani katkı sağlayayım. Boş zamanlarım olmasın. Defterim, kitabım hep yanındaydı. Hiç değişmezdi. Boyacılık yaparken de boya sandığımın içinde defterim olurdu. Yani kitabım olurdu. Lokantada bulaşıkçılık yaptım. İki ay boyacılık yaptım. Sonra boya sandığım kırılınca bırakmak zorunda kaldım. Diğer boyacılar toplandı, darp ettiler. Piyasaların ellerinden aldık diye. Allah Allah. Ee, şimdi böyle biz modern pazarlamada anlatırız işletmecilikte de CRM deriz ona. Ee, Customer Relationship Management derler. Yani müşteri ilişkileri yönetimi. Ee, boyacılık yaparken bütün boyadığım ayakkabılarını boyadığım insanların isimlerini yazmıştım. İşte Ahmet amca, Hüseyin amca, Mehmet dayı filan diye. Hangi kahvanede oturur, hangi saatlerde oraya gider, hangi renk ayakkabılar vardır, çorabını boyarsam ne yapar, işte harçlığımı verir mi ya da bahşişini keser mi filan diye. Hangi saatte daha böyle neşeli olur. insanların neşe saatleri vardır. Yani Allah Allah. Bazı zamanlar gidersiniz böyle bakarsınız sıkıntılıdır <laughs> ama yaklaşmayayım dersiniz. Oraya kadar not almıştım. O saatlerde gidiyordum boya parasını da 50 kuruştan 25 kuruşa düşürdüğüm için bir anda 50-60 çift ayakkabı boyamaya başladım günlük. E boyacıların da meğer kapasitesi o kadarmış zaten kahvaneler. Boyacılar gidiyormuş diyorlarmış yok Nurullah gelir o boyar bizim ayakkabıyı falan diye. Ulan bu Nurullah kim? Boyacılar aralarında konuşmuşlar. <laughs> Demişler işte yeni geldi. iki aydır burada. Toplandı benim boya sandığımı kırdılar. Beni güzel bir darp ettiler. Hakkım helal olsun tabii. Çocuk yani onlara bir şey diyecek halimiz yok. Bazıları hayatta hala gördüğümüzde ya Nurullah hakkını helal et biz seni fena dövdük o gün falan diyorlar. Sonra ben gittim dedim ki ya ben yine çalışmalıyım. Boyacılık yapamayınca bulaşıkçılık yaptım 3 ay. 3 ay lokantada bulaşıkçılık yaptım. Gündüz okula gidiyorum, akşam lokantaya gidiyorum. Gece 12'ye kadar 24 saat çalışan lokantalar vardı. Neden? Çünkü e, o zaman tır ticareti olurdu, kamyon ticareti olurdu. İşte İran'a giden, Gürcistan'a doğru giden tırlar Horasan'dan geçerdi. 24 saat çalışan lokantalar ve kahvaneler vardı. Onlardan birinde boyacılık yaptım. E, fakat kuralı bozduğum için üç ay sonra lokantanın sahibi kovdu beni. E, şöyle bozmuşum kuralı. Bir kap yemek yemek var, e, izni vardı. İki kap yoktu. Ben doymuyordum. Çok yoruluyordum. Okuldan geliyordum. Boyacılığa, şey, bulaşıkçılığa başlıyordum. E, paramla ikinci kabı yedim. Yazdırdım. Dedim ki benim maaşımdan kesilsin bu, yevmiyemden kesilsin. Ay başında maaş alırken lokantanın sahibi sordu. Neden dedi bunları kesiyoruz? Oradaki usta da dedi ki ikinci kap yemek yedi birkaç defa. Ondan dolayı kesiyoruz. Adam dedi ki burada kurallar var. Bozulmaz onun için dedi işine son veriyorum. Çıkardı beni. Ben kızmadım çünkü kuralı var. Ben de o kuralı ihlal ettim sonuçta. Maaşımı aldım, çıktım. İşte çaresiz kaldım. Ne yapayım diye düşünürken hemen bitişiğimizde fırında çalışmaya başladım. Çünkü fırın asıl On koyun hikayesinin kaynağı fırın. Evet. Ee, amcamın, amcam şimdi dua edelim hastanede şu anda anlattığım amcam 92 yaşına gelmiş. Allah Yengem de 96 versin. yaşında yani tam da bu programda bu soruyla ikisi bir anda e, gündeme geldi. İkisi de aynı anda hastanedeler. Hmm. İnşallah şifa bulur çıkarlar. Biri mevcut e, salgından rahatsız bir tanesi de başka bir rahatsızlığı var. E, gittim amcamın yanına dedim ki amca dedim fırının çırağı kaçmış. Benden çıraklık etmemi istiyorlar iki gün. Cuma gecesi ve cumartesi gecesi. okulda yok. Yani Cuma günü akşam söyledi bana usta. Ne yapacağım? 12'den 4'e kadar, gece 4'e kadar fırının içerisine fener tutacağım. Hmm. Neden fener tutmam gerekiyor? Çünkü gençlerimiz tabi o yıllardaki Türkiye'yi bilmezler. Jeneratörlerle elektrik veriliyordu. Jeneratör gece 12'de kapatılıyordu dinlensin ve arızası varsa giderilsin diye dörde kadar susturuluyordu. Dörtte jeneratör yeniden çalıştırılıyordu. Horasan'a dev bir jeneratör elektrik veriyordu. E çok pahalı, maliyeti yüksek bir şey bu. Ve o elektrik 12 ile 4 arasında kesildiği için de usta fırında ekmek pişiremiyordu. Birinin fener tutması lazım içeriye, fırının içine. Çırak fener tutuyor, çırak kaçmış. Adam yok, bana teklif etti usta. Dedi ki sana dedi yevmiyeni verelim, çıraklık yap. Ben de ne kadar veriyorsunuz dedim. Baktım ki boyacılıktan az değil. Dedim tamam. Amcama gittim işte şu anda hasta olan amcama. İsmi Sait. Dedim Sait amca dedi ki ne var dedi Nurullah. Dedim ki böyle böyle ben gece 12'de fırına fener tutmaya gidiyorum. İznin var mı? Biz büyüklerimizden izin almadan bir şey yapmazdık. Onların onayı önemli çünkü. Emekleri var üzerimizde, hakları var. Dedi ki olmaz oğlum dedi. Sen dedi fırında çalışamazsın. Derslerin var, ödevlerin var. Ben yaparım dedim. Peki o zaman dedi iki gece yap bırak gel dedi. Tamam dedim iki gece fener tuttum. Aman Allah'ım bir hoşuma gitti o iş. Baktım şimdi gece sabaha kadar çalışıyorlar, eğleniyorlar, müzik dinliyorlar, arabesk parçalar bir tarafta, fıkralar bir tarafta. O hamur işleme filan böyle çok hoşuma gitti. Hamuru alıyorlar böyle vuruyorlar, ondan sonra işliyorlar, francala yapıyorlar. Usta alıyor onu bir böyle kürek diyoruz. O küreğin üzerine koyuyor. Bıçağı böyle çekiyor. Üzerine bir bulamaç sürüyor. Onu fırına atıyor. Ben fener tutuyorum. Ya bu ne güzel iş dedim. <laughs> ben dedim bari fırıncılık öğreneyim. Yani bulaşıkçılığı bitiremedim. Lokantada aşçı olurum diye düşünüyordum. Hani hem okurum hem bir mesleğim olur. Fırıncılığı öğreneyim dedim. Devam edeyim. Gittim amcamın yanına işte. Said amca dedim ben dedim devam etmek istiyorum. Kovdu beni. Sen deli misin oğlum dedi. Gece okul gündüz fırın. Şey gündüz okul gece fırın He. böyle bir şey olur mu? Kovdu beni. Şu anda işte 96 yaşında olan paşa yengem dediğimiz Nazime yengeme gittim. Boya sandığına da o ikna etmişti çünkü. Boya sandığına da izin vermeyince demişti ki bir hafta yapar bırakır. Ortaokulda okuyor çocuk devam edemez. Gittim dedim ki yenge dedim amcamı ikna et. Ben dedim fırında çalışmak istiyorum gece. 12 ile 4 arası fener tutayım. 4'te uyuyayım. 8'de kalkayım okula gideyim, akşam geleyim. Oğlum dedi sen sınıfta kalırsın. Hayır dedim ben çalışırım, ödevlerimi de yapacağım zamanında filan. Dedim, dedim ki amcamı ikna et. Tamam dedi ben konuşurum. Amcamla konuşmuş, amcam demiş ki sınıfta kalır ben Seyfullah'a ne derim, babamın ismi Seyfullah. O da demiş ki hangi çocuk bir haftadan fazla fırında fener tutabilir gece. Amcam da şöyle bir durmuş, düşünmüş demiş tutamaz. O zaman dedi, demiş bırak bir hafta fener tutsun zaten kendisi bırakıp gelecek. Yani dayanamaz ki zaten. E, niye çocuğu kırıyorsun? E, yengem böyle deyince amcam bana dedi ki hadi tut tutabildiğin kadar bakalım dedi. Hı -hı. Bekliyor bir hafta sonra bırakacağım ben. Bir hafta geçti, on gün geçti. Amcam soruyor oğlum sen eve dönmüyor musun? Amca çok hoşuma gitti. Ben fırıncı olacağım aynı zamanda dedim. Altı ay devam ettim. Yani okul bitene kadar fırında çalıştım. Altı ay fener mi tuttunuz hocam? Fener tuttum. Altı ay bir yıl içerisinde de hamurkarlığı ekmek pişirmeyi e kurmayı, Ramazan'da pidelere tırnak kurulur. Francala yapmayı hepsini öğrendim. Yani ben şu anda mesela yapacak hiçbir işim olmazsa e, gider fırıncılık yaparım. Hatta 28 Şubat sürecinde birisi böyle beni tehdit etti. Seni atarlar falan dedim ki ben beni tehdit etme. Ben gider boya sandığını alır koyarım Cumhuriyet Caddesi'ne. Ayakkabı boyarım. Mesleğim var benim. Sonra gider bir fırında çalışırım, gece çalışırım ben. Çalışmış adamım yani öyle birini tehdit et ki adam bir işi olmasın, <laughs> sıkıntı olsun. Bir yıl içerisinde fırıncılığı öğrendim. Ee, amcam da bekliyor, sınıfta kalacağım hmm. demiş ki yani sınıfta kalır. Seyfullah da deriz ki ikna edemedik yani kendisi gitti çalıştı. Ben Horasan Ortaokulu birincilik belgesini aldım götürdüm amcama okul bitince. Ee, aldım götürdüm şöyle bir baktı. Bu ne dedi? Dedim ki dediklerine göre amca birinci olmuş ya yani birincilikle bitirmişim ortaokulu. Ya nasıl yani dedi. Sen dedi gece fırında çalış, gündüz okula git. Bir de okulu birinci mi? Amca dedim çalışırsa bir insan yapabilir. Hmm. Çocukları normalde böyle sarılıp öpmez. Sarıldı beni bir öptü amcam. Dedi ki bundan sonra sana hiçbir şey söylemiyorum. Ne istiyorsan onu yap. Fakat orada bir problem oldu. Nedir o? Parasız yatılı imtihanlarına girmiştim. Çünkü babam beni Erzurum'a götürecek. İmam Hatip Lisesi'ne götürecek. Bütün hayali o. Rüya görmüş benimle ilgili oğlunu okut diye birisi ta ben doğmadan önce. O zamanlar oğlan mı kız mı bilinmiyor. Oğlunu okut diye bir rüyasında bir piri kendisine söyleyince, uyanınca arkadaşlarına demiş ki oğlum olacak onu okutacağım. Arkadaşlar da dalga geçmişler. Yani sen nereden biliyorsun işte aç tavuk rüyasında darı görür. Fakat ben doğduktan sonra demişler bunda bir iş var. Yani oğlu olduğuna göre babam İmam Hatip'te okutmaya da kararlı. Ee, dedim ki eyvah dedim, babam bana demişti ki eğer parasız yatılıyı kazanamazsan 12 tane koyun var, oğlum bunların 10'unu satarız, seni paralı yatılıya götürürüm, yine de İmam Hatip Sesinde okursun. Hı hı. Paralı yatılı demek bizim ahırdaki koyunların satılması demek. Peki o ahırdaki 10 koyun ne işe yarıyor? Kardeşlerimin sütü, peyniri, yoğurdu, yağı, yani evimizin geçim kaynağı o on koyun ve iki tane sığır. On koyun giderse kardeşlerim sütsüz kalacak. Altı kardeşiz o zaman. Sonradan üç kardeşim daha oldu biz. Dokuz kardeşiz. Altı kız, üç erkek. İki de babam, annem on bir. O zaman dokuz, e, sekiz nüfusluk. Eyvah bunların hepsi gidecek dedim. Çünkü parası yatırıyı kazanamadım. Yani belgeler geldi benim belge yok. Dedim ki herhalde puanlamaya da giremedim ki belge bile göndermediler bana. Hiçbir şey gelmedi. Bir hafta böyle köşe kenara ağladım. Hiç unutmam duruyorum bir yerde yaş akıyor. Neden? Düşünüyorum. Yani kardeşlerimin yiyeceği süt olmayacak, içeceği süt olmayacak, yiyeceği yoğurt olmayacak. Kardeşlerimin peyniri olmayacak, yağ olmayacak. Babam gidip onları alacak. E çalışması lazım. E tarlalardan gelen buğday, arpa bunlar sadece işte tohuma yetiyor, ekmeğe yetiyor. Diğer bütün ihtiyaçlar, gaz parası, yakıt parası, bir sürü ihtiyacı var evin. Bunların hepsini kaybettim ben. Keşke fırında çalışmasaydım. Bir de oraya yordum. Demek ki az çalıştım kazanamadım. Tabii çevremde de konuşuyorlarmış. Tabii fırında çalışan parası yatılıyım mı kazanacak? Şimdi Seyfullah'ın ağırında koyunlara olan oldu. Hmm. Bir de bunları duyunca da iyice üzülüyorum. Çocuk, okul için Ağlıyorum, babam geldi. Babam işte onun için çok zengin bir adamdı. Geldi bana böyle bir sarıldı. Dedi duydum ki ağlıyormuşsun. Gözünün yaşını kes oğlum. Her şeyde bir hayır vardır. Bak sen fırında çalışmışsın bizim haberimiz yoktu. Ben duyduğumda dedim ki bırakın çalışsın. Bu çocuk eğer çalışarak okumayı da düşünüyorsa okusun ve çalışsın. Bak okulu da birincilikle bitirmişsin. Daha ne istiyorsun? E bir, okulu birincilikle bitiren bir öğrenci parasız yatılıyı kazanamıyorsa vardır bir hayır oğlum. Ben koyunları satarım götür seni paralı yatılıya döndüm ağladım. Baba dedim ben işte koyunlar satılmasın diye ağlıyorum. Ben çok çalışmıştım aslında parasız yatılıya da çalıştım. Heh. Bunun üzerine de dedi ki oğlum bu nasip işi. Demek ki o koyunlar satılacak. Vardır bir hayır. Ağlama dedi. Oğlum 100 tane koyun olsa yine satarım. Bin tane de olsa satarım dedi. Hiç meraklanma sen. Teskin etti beni. Yazın da fırında çalıştım yine. Fırıncılığı da iyice öğrendim. Güzün geldi. Koyunları getirdi. On koyunu sattık. Birini bana harçlık yaptı. Kendisine harçlık yaptı. Dokuz koyun cebinde para. Gittik. Ben hep böyle yürüyorum ama gözümün önünde on koyun yürüyor hep. Yani 10 koyunu sattırdım eyvah ben ne yaptım filan diye. Paralı yatırıyor beni kaydettirdi. Oradaki Veznedar'a da şunu söyledi. Bu dedi 9 koyun parası Nurlan taksidine yetiyor mu Taksitlerini. Adam aldı hesap yaptı çarptı böldü abi dedi bir yıllık parayı ödedi. Hı. Yani sen artık buraya hiçbir şey ödemen gerekmiyor. Seyfullah abi dedi ismi öğrendi. Babam da dedi ki tamam dedi o zaman ben gidiyorum çocuk burada okusun. Erzurum'u da bilmiyor. Önce Allah sonra da sana emanet. Sen de ilgilenirsen iyi olur dedi. O da dedi ki abi ben ilgilenirim. Babam beni bıraktı gitti. Kaldım bir anda Erzurum'da paralı yatıldı. Tanımadığım bir şehir. İlk defa gidiyorum. Halam filan var ama daha tanımıyorum bilmiyorum. İki ay kaldığımız odanın camından dışarı bakıp bakıp ağladık bir arkadaşla beraber. İskender de isimli. Hayattadır inşallah. Selam olsun buradan. O ailesine ağlıyor. Ben on koyuna ağlıyorum. Yani ben de aile için üzünleniyorum filan ama zaten ilkokul 3'ten beri hep dışarıdaydım evet. yani, gurbetteydim. Bir öğretmenin yanı, halamın yanı, teyzemin yanı, şimdi amcamın yanında okuyorum. Zaten o gurbete alışmışım. Ben eyvah neden o on koyunu sattırdım diye ağlıyorum. O da anneye babaya dayanamıyor. Omuz omuza verip camdan dışarı bakıp bakıp İskender'le ağlıyoruz her gün. Yalnız İskender de benim aileme ağladığımı zannediyor. Yani ona hmm. on koyun filan demiyorum. İkimiz de ağlıyoruz akşamları. Sonra şimdi bu söyleyeceğim çok önemli. Öğrencilerimiz için de, e, sevgili gençler için de önemli. Çalışırsanız netice alırsınız. Ben o iki ay içerisinde İmam Hatip Lisesi birinci sınıfta girdiğim bütün derslerden 10 almışım. Bir tanesinden mi ne dokuz almışım yani. Hepsinden on almışım. On tepe puan. Evet, en yüksek puan. Bu öğretmenler odasına konuşulmuş. Müdür yardımcımız Necati Bey, Necati Demirci ki şimdi İstanbul'da, Beykoz'da oturuyor, ellerinden öperim onun. İşte o da dersime giriyor. Demiş ki ben demiş e, benden de on aldı. Bu çocuğu bir tanıyayım. Derste bana sordu. Nurullah Genç kim dedi? Bize sordu. Ben kalktım. Hocam benim dedim. Evladım tebrik ediyorum diye bütün derslerden yüksek puan almış. Hocam teşekkür ediyorum dedim oturdum. Sonra bir gün beni tanımasa bunu sormayacak. Hı. Yani beni o 10 puanlardan dolayı tanıdığı için bakın neye sebep oluyor çalışmak. Dedi ki sen neden dedi parasız yatılıda kalmıyorsun? Derste değil dışarıda bir yerde rastladık. Hocam ben kazanamadım dedim. Ya olur mu dedi sen listede dedi 100 sıralardasın. Hocam benim haberim yok dedim. Oğlum dedi demek ki belge gelmedi. Aldı beni yukarıya çıkardı. Parası yatırılı listesini bir çıkardı ki ben kazanmışım. Bana liste gelmemiş. Şey, belge gelmemiş. Hocam dedim ama kayıt süresi bitti. Ağladım. Yani on koyun... Gitti ben ağlamaya başladım. Hocam dedim kayıt süresi. Oğlum dedi ağlama dedi. Kayıt süresi iki hafta uzatıldı. Babana haberdar et hemen gelsin. Şimdi tabii siz o kadar şanslısınız ki SMS at babam gelsin. Ben Horasan'ı aradım. Telefonla fırını aradım. Çalıştığım fırını. Babamı haberdar edin. Gelsin mutlaka parasız yatılıya kayıt yaptırmam lazım. Veli olarak da onun bulunması gerekiyor dedim. Bir haftaya ancak haber göndermişler babama köye. Bir hafta sürmüş. Telefon yok, bir şey yok. Birinin gitmesi lazım. Bir kızak gidiyormuş. Demişler ki işte Seyfullah abiye söyleyin, oğlu çağırıyor, parasız yatılıyı kazanmış. Babam haber aldıktan sonra da kar yağıp yollar kapanınca inememiş. Babam 15 gün sonra geldi, kayıtlar bitti. Hmm. Ben yine başladım ağlamaya. Babam dedi niye ağlıyorsun? Dedim baba parasız yatılıyı kazanmıştım ama süre bitti. Gittik Necati hocamın yanına. Necati hoca dedi ki ya ne talihli çocuksun dedi. Bir hafta daha uzatıldı dedi. Hadi gidin dedi, raporu alın, gelin filan, parası yatılıya kaydınızı yaptırın. Babamla birlikte bütün hazırlıkları tamamladık, kaydı yaptırdık, geri döndük paralı yatılıya. O veznedara alasmaladık etti, veznedar dedi ki, abi bir dakika dur dedi, bir koyun paralarında ne kaldı hesap edelim. Şöyle bir hesap yaptı, bir deste parayı çıkardı, koydu. Abi dedi, iki koyun parası gitti, yedi koyun parası da burada. Ben de şöyle kıpır kıpırım mutluyum en azından yedi koyunu kurtardık bilen diye. <laughs> Babam işte o anda sordu dedi ki ya bu işte bir hayır olduğunu biliyordum inanmıştım bir hayır olduğuna dedi. Bu parası, paralı yatılıda taksidini ödeyemeyen çocuklar var mı? Adam şöyle bir baktı hayırdır abi. Ya dedi ben zaten bu paradan vazgeçmiştim dedi. Var mı dedi böyle çocuklar? Var abi dedi taksidini ödeyemeyen, harçlığı olmayan, Okulu bırakmak zorunda kalacak birçok çocuk var. Peki dedi o zaman ben dedi bu parayı sana emaneten bıraksam. Adil bir şekilde o çocukların en ihtiyaçlısından başlayarak dağıtabilir misin? Ne dedi biliyor musunuz o, o veznedar? Abi sen ne diyorsun? Bu çok para dedi. Siz ne düşündünüz hocam? Burası abi, çok önemli. Ben başladım içimden ağlamaya. <laughs> On koyun yine gitti diye gidiyor diye. Yani on koyun zaten, zaten yedi koyun. onlar da yine kaybediyoruz diye ben böyle neredeyse ağlayacağım. Babamın eteğinden tutacağım. Baba ne yapıyorsun bizim koyunlar <laughs> gidiyor falan diye. Anlayamıyorum çocuk olarak. Babam dedi ki, adam dedi ki abi bu çok para işte babamın zenginliği oradaydı. Hı -hı. Babam ona dedi ki bak çokluk bizim içindir. Allah için çokluk diye bir şey yoktur. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. Allah isterse on koyunu bana defalarca nasip eder ve verir. Ama ben bugün bu on koyunundan kalanı çocuklara verirsem benim sadaka icariyem olur dedi. O çocuklar yetişir ve güzel işler yaparlarsa Allah bana da sevap gönderir. Demek ki Nurullah'ın parasız yatılı belgesinin gelmemesinin hayrı işte buymuş. Ben bunları sana bırakıyorum adil bir şekilde dağıt. Veznedar'ın gözlerinden yaşlar indi, geldi babama sarıldı. Abi emin olabilirsin adil bir şekilde en ihtiyaçlı çocuktan İtibaren bu parayı dedi dağıtacağım onları. Biz oradan ayrıldık. Ben nasıl yürüyorum bilmiyorum. Babam anladı durumumu. Dengem kayboldu. Koyunlar yine gitti diye. Babam böyle tuttu omuzlarımdan elimden filan. Oğlum dedi bak. Ben şimdi gideceğim dedi. Ege'de ya da işte Trakya'da inşaatlarda ya da zeytinyağı fabrikalarında 3-4 ay çalışıp hı hı. 10 koyunu kazanacağım getireceğim, ahıra koyacağım. Biz hiçbir şey kaybetmiş olmayacağız ama o çocuklar bir şey kazanmış olacaklar. Onun için rahat ol dedi. Ben de rahatladım. Tamam baba dedim. Paralı yatılda, yatıldan ayrıldım. parasız yatılda kalmaya başladım. Babam gitti. Aklıma geldi. Ne, ne aklıma geldi biliyor musunuz? 500'ün üzerinde öğrenci kalıyor parasız yatılda. Siz çevrenizi ben bu çevreden menfaat perestlikle değil çalışarak ne elde edebilirim diye değerlendirdiğinizde fırsatlar çıkar karşınıza çevrenizi böyle değerlendirirseniz çalışarak ben buradan ne yapabilirim? Menfaat perestlikle değil yani çalışmadan emek vermeden değil. Emek vererek ben burada ne yapabilirim diye düşündüğünüzde fırsat çıkar. Ben ne yapabilirim bu on koyunu ben nasıl kazanırım diye aklıma geldi. Dedim ki ya babam gitsin bir on koyun daha kazansın. Ama bu on koyunu ben nasıl kazanabilirim bu dört yıl içerisinde? Orada aklıma geldi. Baktım ki parasız yatılı da 500'ün üzerinde öğrenci kalıyor. Onun üzerinde öğretmen müdür var. Orada yatan e, öğretmenler var. Ayakkabıları boyasız. Ayakkabıları dışarıdan geliyorlar çamur içerisinde, toz içerisinde. Dedim ki acaba ben burada boyacılık yapsam, bu ayakkabıları boyasam para kazanabilir miyim? Tabii şimdi gençlerin birçoğu spor ayakkabılar giyiyorlar ama o zaman ek evet. serisi kundura. Tabii kundura yani spor ayakkabı nerede hak getir o zaman. Evet. Yani biz çocukluğumuzda kara lastik giyindik. Ben ilk ayakkabıyı işte kendi paramla falan aldım yani. Lastikler de gider gelirdi. Kara lastikle okula gidiyordum ben. Neyse gittim hemen yatırının müdürüne. Anlattım hocam dedim ben burada dedim boyacılık yapmak istiyorum. Görüyorum ki burada bir boyacı yok. Bu ayakkabıları ben boyasam bana izin verir misiniz? Çünkü ben boyacılığı iyi biliyorum. Nerede öğrendin dedi. Horasan'da öğrenmiştim. Hatta nasıl öğrendiğimi de anlattım. Dedim ki birkaç amcanın çoraplarını boyayınca tokat yemiştim. Boyacılık yapmaya çalışıyorum ama boyayamıyorum. Çoraplarını boyuyorum. Paramı vermiyorlar, tokat atıyorlar bunlar. Ne yaptın benim beyaz çorabımı filan diye demişti birisi. Bana acıyan bir yaşlı adam kahvaneden birisinde dedi ki oğlum gel dedi bak dedi. Buyur amca dedim. Gel dedi ben sana boyacılığı öğreteyim. Bundan sonra iyi boyarsın ve müşteri kaybetmezsin. Anlattı. Dedi ki tozunu alacaksın önce. Küçük bir cila vuracaksın. Sonra bir boya atacaksın. Tekrar bir cila vuracaksın. Fırçalayacaksın. Mat değilse burun kısmında yüzünü görüyorsan o ayakkabı iyi boyanmıştır. Ya amca dedim ayna mı olacak dedim burası. Evet dedi. Burun kısmı ayna gibi olacak. Baktığında yüzünü göreceksin. Ölçü budur. Ben bu ölçüyle ayakkabı boyuyordum. Hocam dedi ki yurdun müdürü, okul müdürüyle görüşeyim. Abdurrahman Teber hocamla şimdi Ankara'da ellerinden öperim. Buradan selamı göndereyim. Ellenden öperim. Çünkü emekleri var üzerimizde. Hocalarımız onlar bizim öğretmenlerimiz. Görüşeyim dedi. Görüştü, geldi. Abdurrahman Bey demiş ki öyle çalışacak bir çocuk varsa yapsın ama sınıfta kalmayacak. Hoca da demiş ki şu anda bütün derslerden en yüksek puanı alan delikanlı bu. Hı hı. Allah Allah demiş. Evet demiş. O zaman demiş yapsın bakalım ama notları düşerse karışmam. Tamam dedim ben çalışacağım. Başladım boyacılık yapmaya. Fakat bugünkü gibi paramı götüreyim bankaya yatırayım. Annem babam yakın, hemen onlara havale edeyim ya da kime vereyim. 3-4 gün geçti, para birikmeye başladı. Günde 5 çift, 10 çift ayakkabı boyuyorum. Boyadı, ayakkabısını boyadıklarımda çok mutlu. Çünkü neden? Mat değilse burun kısmında yüzümü görüyorum, o da görüyor. Böyle boyuyorum. Onlar da memnun kalmaya başladıkça arttı. Hmm. Arttıkça para kazanmaya başladım. Parayı koyacak yer yok. Dolap var, dolaba koyuyorum. Dolaplar bazen açılıyor. E, kapını kilitle ki komşunu hırsız tutmayasın. Aklıma geldi dedim ki çok hoş bir öğretmenimiz var ona götüreyim parayı emanet edeyim. Kapısını çaldım girdim buyur evlat dedi. Hocam dedim ben böyle boyacılık yapmaya başladım. Biliyorum oğlum dedi görüyorum. Para kazanmaya başladım. Paramı size getirsem emanet etsem taşır mısınız? Oğlum dedi yaptığın şey çok hoşuma gitti. Yani bir öğrenci burada hem çalışıyor hem okumaya çalışıyor. Paralarını bana getir. Ama bir Şartla nedir hocam dedim. Adımı hiç kimseye söylemeyeceksin. Ben ölsem de kalsam da dedi. Hmm. Hocam neden dedim. Çünkü dedi ben herkesin parasını saklayamam. Yani herkes emaneten bana getirir. Ben saklayamam deyince anladım ki çok güvenilir birisi. Hmm. Tamam hocam dedim söz. Başladım paralarımı ona götürmeye. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. Okul bitene kadar her gün boyacılık yapıyorum. Paramı alıyorum götürüyorum hocaya veriyorum. Not ediyorum işte şu kadar para diye teslim ediyorum. Sevgili öğrenciler, sevgili gençler, 3 yıl böyle geçti. Harçlık alıyorum, belki söylemek doğru değil ama o paradan harçlığımı da alıyorum. Ee, birkaç tane de babamın davranışının bana nasıl sembol olduğunu, örnek olduğunu bilmek bilinmesi için söylüyorum. Birkaç tane öğrenci var parasız yatılıda, paraları gelmiyor, harçlıkları yok, dışarı çıkamıyorlar. Onlara da harçlık ayırıyorum o paradan. O kardeşlerimiz şu anda yaşıyorlar. Türkiye'de çok önemli görevlerde olanları var. Beraber olduğumuzda da söylüyorlar. Allah razı olsun diyorlar. O zaman bize böyle yaptı diye. Onların harçlıklarını ayırıyorum. Öbürünü hocaya götürüyorum. Üç yıl bitti böyle. Dördüncü yılın başında da bir gün ayakkabı boyuyordum. Şimdi Erzurum'da imam Rıfat Kars diye bir arkadaşımız var. Ona da selam olsun. Geldi. Bunlar güreşçi, sporcu takımı. Ödev yapmaya vakitleri yok. Dedi ki Nurullah'cığım dedi. Bir saatte kaç ayakkabı boyuyorsun? Dedim ki işte 15 çift ilan ben dedi 15 çift daha kap parası versem benim ödevimi yapar mısın? Dedim ki ben bir saatte yapamam. Kaç saatte yaparsın coğrafya ödevi dedim en az 2 saat lazım. Tamam dedi 30 çift daha kap parası vereceğim benim ödevimi yap. Allah Allah. Dedim ki ben hemen yapamam yani. Dedi ki 3 günüm var. O zaman olur dedim. Aldım 30 çift daha kap parasını para peşin. Aldım 3 gün sonra ödevini yaptım, teslim ettim. Bir süre sonra talep arttı. Seyfettin geldi, Murat geldi, Zafer geldi, öbür arkadaş, gelen diyor benim ödevimi yap, fizik ödevimi yap. E fizik ödevi zor, 40 çift ayakkabı parası lazım. <laughs> tamam veririm diyor, ben başladım bir anda ödev yapmaya. Yani her biri için bir tarife uyguluyordunuz Tabii, Tabii, yani hocam. Tabii, yani şimdi <laughs> kimya ödeviyle coğrafya ödevi bir olmaz ki. Mesela edebiyat ödevi daha kolay çünkü 29 e, yaşımda 20 şiir ezberlemiş birisiyim ben. Hemen alıp yapıp veriyordum, o daha kolay, 10 çift ayakkabı parası. Ama matematik ödevi, formüller falan bir sürü şey var. 25 çift ayakkabı parası. Ona göre koyuyordum ölçüyü. Böyle bir iki ay kadar devam ettim. Ödevler yaptım. Ödev paralarını da ayrıyeten veriyorum hocaya. Hmm. Teslim ediyorum. Hocam bunları da ödev yapmaktan kazandım diye veriyorum. İşte bir süre sonra müdür bey beni çağırdı. Dediler ki okul müdürü çağırıyor. Abdurrahman Teber hocam çağırdı. Gittim içeriye girdim. Böyle camdan dışarı bakıyor. Sert. Eyvah dedim. Herhalde ben büyük bir hata yaptım. Yanına kadar gittim. Kulağımı tuttu büktü kulağımı öyle bir acıttı ki çöktüm yere çöktüm yani acıdan dolayı. Hakikaten çok böyle acıttı kulağımı. Dedim ki ben herhalde çok büyük bir hata yapmışım haberim yok. Hocam dedim ben ne yaptım? İki sene önce evinde anlattım gözleri sulandı. Dedi bilseydim öyle olduğunu o kadar acıtır mıydım oğlum? Ben de bilmediğim için. Hocam ne yaptım dedim. Dedi ki sen dedi okul birincisisin dedi. Sen neden başkalarının ödevlerini yapıyorsun? Yani ben o üç yılı da okulu hep birincilikle bitirdim. Onu da söyleyeyim. Hani burada ben falan önemli yok. Her şeyi bize Allah verdi. Aklı o verdi. İzanı o verdi. İmkanları o verdi. O bizi yarattığı için bizim nefsimizin bir önemi yok. Biz Allah'ın verdiği imkanları kullanıyoruz. Ben inanıyorum ki bütün gençler kendi kapasitelerini iyi kullansınlar. Her biri bulunduğu yerde birinci olur. Buna inanıyorum. Dolayısıyla ben o üç yılı da okul birinciliğiyle tamamladığım için müdür bey de iyi tanıyor beni. Başka... İşte okulun şiir yarışmalarında temsil ediyordum, şiir yazıyordum, ödüller almıştım vesaire. Sen dedi neden dedi başkalarının ödevlerini yapıyorsun? Canım acıyınca dedim ki hocam parayla yapıyorum. Aynen ifade böyle. Ne dedi? <laughs> parayla yaptığımdan haberi yok ya. Dedim hocam ödev parası alıyorum. Dedi ki kaç lira alıyorsun ödev başı? Dedim ki saat ücreti yani ayakkabı kaç ayakkabı boyayacaksam o sürede o ayakkabının parasını alıyorum. Dedi ki kimlerin ödevlerini yapıyorsun? Söyledim işte Rıfat Kars, Seyfettin Yeşil, işte Zafer Murat, Ahmet Mehmet saydım böyle uzunca. Şöyle camdan dışarı baktı, baktı, baktı bir 30-40 saniye hiçbir şey söylemedi. Durdu, döndü. Dedi ki ulan dedi bu tembeller ödev ödev yapmaz. Yap bunların ödevlerini al paralar. <laughs> tamam mı? Ruhsatı da böyle alınca müdür beyden artık çok rahat bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> ödevleri de yaptım. 4 yıl bitti sevgili gençler. Ben de hiç para yok. Tüm paraları hocaya teslim etmişim. <laughs> Okuldan ayrılacağım. Şükrediyorum Allah'a. İşte o zaman bir üstün başarı belgesi veriyordu Milli Eğitim Bakanlığı. Bütün dersleri 9-10 olanlara. İşte Erzurum'dan iki kişi almış. Gittim o üstün başarı belgesini de Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldım. Gittim hocanın yanına dedim ki hocam okul bitti ben gidiyorum. Dedi ki nereye gidiyorsun dedi ya. Dedi dur dedi. Hocam gideceğim. Dedi ki bir dakika senin hazinen var sen nereye gidiyorsun? Sen bir hazine kazandın dedi. 4 yılda ne kazandığımı bilmiyorum. Yani ne kadar boya yaptım, para kazandım hiç haberim yok. Hepsi hocada. da. Sen dedi bugün gitme dedi. Git yarın gel dedi. Ben çünkü dedi senin paralarına falan bakayım ne kadar oldu, onları bir hesap edeyim. Ertesi gün yanına gittim. Bana bir defter getirdi. 10 yıl taşıdım. Evimizi taşırken kaybettik. Bir, bir kısım eşya kayboldu, o da gitti. Gün gün yazmış. 4 yıl her gün ayakkabı boyadığım her günü yazmış. Şu gün bu kadar para getirdi. Bir de açtım ne göreyim? Son yıl ödevler de ayrı ayrı yazmış. Ödevden gelen para diye. Onları böyle işte kağıt paralar haline getirmiş. Büyük paralara dönüştürmüş. Çanta dolusu para. Hocam bunlar mı dedim? Oğlum dedi burada bir hazine var dedi. Ne yapacaksın sen şimdi bu parayı? Dört yıl ödev boya dedi. Hocam dedim ilkokulu bir öğretmenimizin yanında okudum. Üçüncü sınıfı. Dördü beşi bir halamın yanında okudum. Okul, ortaokul birinci sınıfı teyzemin yanında okudum Kars'ta. Ortaokul ikiyi ve üçü amcamın yanında okudum Horasan'da. Onların çocukları, onlarca kişi demek. Aileleri. Ben biz işte o zaman yedi kardeş olmuştuk. Yedi sekiz kardeş olmuştuk hatta. Sekiz kardeşiz. İki de annem babam. On. E köyde arkadaşlarım var, amca çocuklarım var. Onların hepsine hediyeler alacağım dedim. Hepsine bir şeyler götürmek istiyorum. Hocam dedi ki Oğlum dedi hediyelerle bitecek bir para değil bu dedi. Başka ne yapacaksın dedi. Bu parayla dedi insan bir şey yapar. Böyle ıkına sıkına hocam dedim bir de bir on koyun alacağım dedim. O ne dedi oğlum dedi. Anlattım dedim ki ben paralı yatılıya gelmiştim. Babam on koyun satmıştı. Şimdi Horasan'a gidip o on koyunu alıp köye götüreceğim dedim. Hoca böyle bir gözlerinden yaşlar geldi sarıldı bana. Oğlum dedi ben dört yıldır düşünüyordum bu çocuk bu kadar niye çalışıyor, çabalıyor, para kazanıyor diye. Meğer arkasında da böyle bir şey varmış dedi. Sarıldı. Hocam hakkınızı helal edin. Helal olsun dedi. Emeğim de helal olsun. Dört yıl senin dedi hesabını tuttum ben. Horasan'a gittik. Behçet Aktaş şimdi Mersin'de oturuyor. Muhtemelen programı da izleyecek. Çünkü ben Neşe bunu abi. anlattıktan sonra ara ara beni arıyor diyor ki Meşhur ettim beni diyor. Herkes <laughs> soruyor. Behçet Aktaş sen misin? Selam diyor. olsun. Benim mahalle arkadaşım, canım kardeşim benim. Behçet'i buldum, gittim dedim Behçet böyle böyle bir on koyun alıp köye götürmemiz lazım. Nedir dedi, dedim yolda anlatırım. Babamın da bir cambaz arkadaşı var, böyle hayvan pazarlarında alıp satanlara cambaz denirdi. İbrahim amca diye, Allah rahmet eylesin. Aynen. İbrahim amcayı gittim buldum, babamın çok yakın dostu. Dedim ki İbrahim amca bir 10 koyun lazım. Neden dedi, amca sonra anlatırım ama köye götüreceğiz. O gitti on koyunu aldı, Behçet'le beraber koyunları aldık yola düştük, köye götürdük. köyün içine girerken, bu sahne enteresan bir sahnedir. Böyle koyunlar yürüyor, babam duvarın dibinde oturuyor, Behçet'le ben gidiyoruz. Behçet önde, babam Behçet'i de iyi tanıyor, Behçet Aktaş'ı. Köyümüzde yayla köy olduğu için başka köylerden sürüler gelirdi. Otlak parası deriz biz, otlak parası öderlerdi. Babam döndü Behçet'e dedi ki, Behçet dedi hayırdır dedi, yaylaya sürü mü getirdin? Behçet dedi ki valla Seyfullah amca ben bir şey getirmedim sadece arkadaşlık ettim. Nurullah neyse dedi 10 tane koyun aldı dedi ora. sandan dedi onları getiriyor. Babam böyle bir koyunlara baktı bana baktı yavaş yavaş ayağa kalktı. Bu ne dedi dedim baba hani bir 10 koyun satmıştık ya parası yatılı için paralı yatılı için. Onları ben dedim boyacılık yaptım aldım geldim. Babam ve ailem boyacılık yaptığımı o gün öğrendiler. 4 yıl ben evde boyacılık yapıyorum filan demedim. Horasan'da da söylemedim. Yani hiç kimse benim boyacılık yaptığımı bilmiyordu İmam Hatip'te. Nasıl yani dedi. Dedim baba dört yıl ben dedim boyacılık yaptım. Daha ödevleri parayla yaptığımı söylemedim ona. Boyacılık yaptım. Kazandığım parayla da on koyun aldım getirdim. Babam geldi rahmetli bana sarıldı. Yine o paralı yatılıya götürürüm dediği cümleyi kurdu. Oğlum dedi. Sağ ol dedi. Allah razı olsun dedi. İşte onun için sen bin tane koyun da gerekseydi senin için satacaktım ben oğlum dedi yani. Ama ne güzel ki dedi bak dedi. 10 koyun yerine geldi. E ben de gittim çalıştım bir 10 koyun da ben getirdim. Allah'a şükür. Ahırda ilk koyun sayısı çıktı 20'ye, 25'e. Hikaye böyle neticelendi. Evet. Hoş. O günün nasıl geçtiğini anlatamam tabii. Yani o gün hediyeler dağıttım. Amcamın çocuklarına verdim. E, Kars'a gönderdim filan. İşte öğretmenime gönderecektim. Tayinini almıştı. Bulamadım o zaman. En son bir, bir ay önce Balıkesir Kitap varına gittim. Elini öptüm, Hüsnü Kaya öğretmenimin yanında okumuştum. Onunla da yad ettik bazı şeyleri. Böyle bir hikaye idi. Evet. evet. Yani başarılı olmak için illa şartların olgunlaşmasını beklememek lazım. Değil tabii Yoksa ki. Yoksa ben değil. belediye başkanı olayım, memlekete böyle hizmet edeceğim. Hayır. Şimdi değil ama üniversiteyi şöyle kazanayım, şöyle fayda sağlayacağım, şöyle kıymetli işler yapacağım deyip çalışmak için, gayret sarf etmek için, ürün ortaya koymak için meseleyi tehir etmemek lazım. Asla, galiba. o andır. Yani sevgili gençler buradan çıktıkları andan itibaren ben nasıl faydalı olabilirim diye düşünmeye başladılar mı meseleyi hallederler. Evet. Ama işte liseyi bitireyim, Tersanay Amire, Beyoğlu Anadolu Lisesi'nden bir mezun olayım. Ondan sonra düşünürüz. Hayır. Bizim üniversitede de arkadaşlarımızın şöyle bir cümlesi vardı. Buna sakın yakalanmayın. Derlerdi ki bu dört yıl nasıl bitecek yani üniversite? Hele bir Allah Kerim bitsin de görelim. Kaybettiniz demek. Evet. An o andır, zaman o zamandır. O andan itibaren başlarsanız bir şey üretmek için çalışmaya sizin önünüzü kim sağlamaz ve başarılı olursunuz. Ama tehir ederseniz emin olunuz ki zaman kendisini sizde tekrar ettirir. Çünkü dört yılı tehir ettiğinizde dört yıl sonra bir dört yıllık tehir daha yaparsınız. En son emekliliğinize tehir edersiniz. Hı hı. Emekli olduktan sonra da zaten işiniz biter oturursunuz evinizde. Pek çok insan hayatı Türkiye'de böyle sona eriyor. Böyle ermemesi lazım. Herkes bir şeyler üretmek için uğraşırsa bizim ülkemiz 2070, 100, 2100 yılında, 2071'de malazgirtin 1000. yılında dünyanın en büyük ülke ülkesi ve devleti olur geldi. İnşallah. Medeniyetidir. İnancım İnşallah. bu. Gittiğim her yerde bunu söylüyorum. Bunu 87'den itibaren bütün konferanslarımda aşağı yukarı 87'de verdiğim ilk konferans sanadı Mankurtlar'da orada söylemiştim. Bugün de tekrar ediyorum. 2071'de bu topraklarda dünyanın en büyük ülkesini, en büyük medeniyetini kurmuş olmalıyız. Allah görmeyi Tüm hayalim e budur. evet, evet eyvallah. <laughs>